Bir bölümde nişanın belki görürüz. Ben çok kız kardeşimi aldım. O kadar utandım ki kendimi onun arkasına saklıyorum. Evet, gerçekten de elinde bir kasetle geldin. Neden görsün istedim? Çünkü birçok insan bunu göstertemiyor. Böyle bir şeyin belki varlığından haberi olmayan o kadar da çok insan var. Bir de görsünler istedim ki oradaki çocuk şimdi büyüdü. Ben şu an kocaman bir kadınım. Ve ben o zamanki savunamadığım çocuğu şimdi savunmaya çıktım. Ve sadece kendimi değil, ben tüm bu durumda olan çocukların, sadece kızları demiyorum, çocukları diyorum. Neden? Mağdur edilen erkekler de var bu durumda. Peki, özellikle sorduk. Yine psikolog ekibimizle beraber de baktık, konuştuk. Çok hazır olduğunu söyledin, izlemeye ve izletmeye. Hep seni koruyarak gideceğiz yine. Beraber de bakalım, durmak istediğin yerde de duralım. Sesin çıksın istiyorsun, o yüzden de gösterelim. Yani zor görüntüler izleyeceğiz bence. Hülya 10 yaşında. O an 10 yaşındaki Hülya'yı görünce onu oradan kopartmak istedim. Tüm insanların içinden çekip almak istedim. Yani senin bir suçun yok. Yani etrafında olup bitenler senin suçun değil. Sen bu hayatı hak etmiyorsun. Onlar senin masum duygularını kirletmeyi hak etmiyorlar demek isterdim. Kendi hayatınız için de bakın lütfen. Nasıl bir zarar verildiğini görün. Esprisini bile yaparken evliliğin, onların hayatına nasıl bir şey eklediğinizi fark edin. Onca insan var orada. Güldürmeye falan çalışıyorlar ya. İnanılır gibi değil, inanılır gibi değil. Para takıyorlar, ellerini uzatıyorlar. Resmen yönlendiriliyorum çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Yani çocuğum dedim ya, oyuncak bebek gibi giydiriliyorum. Kim ne derse onu yapıyorum. Şaşkınım.